İzleyenlere selamlarımı yolluyorum. Halit Özkurt ben. Yağmurlu bir yayla havasıyla karşınızdayım diyelim. Şimdi Balıklı yaylamızdayım. Karanfil çiçekleri büyüdü ve açtılar. Burada bildiğim bir yer vardı. Şimdi o çiçekleri görmeye... Göremiyorum. Evet, karanfil çiçeklerine geliyoruz. Bak şunlar oğlum, görüyor musun? Bak hiç kırmayacağız onları. Onları seveceğiz, tamam mı? Gördün mü orada bak, uzun böyle tepeleri. Karanfil çiçeği. O kadar güzeller ki. Kokla bakayım onu nasıl kokuyor Yavuz. Ne? Şu çiçeği kokla. Aa, bu ne? Aha. Bu. Kokla. Arı var. Kokla kokla, bir şey olmaz, arı yok onda. Çok güzel kokuyor. Bakalım. Yani bunun kokusunu nasıl izah edelim? Harbiden çok güzel ya. Karanfil özel bir bitkidir. Bunun tohumu çok faydalıdır. Şunlar var ya. Böyle çayın içine bundan 2-3 tane tohumundan attığın zaman çaya farklı bir tat veriyor. Ama aynı zamanda içtikten böyle 5 dakika sonra, sakın kopartma oğlum, İnsan beyninde ciddi bir ferahlık hissediyor. İnsana zindelik veriyor. Bir de antibakteriyel özelliği vardır. Onu da şöyle izah edelim. Ağız yaralarına, midedeki yaralara diyelim, ciddi faydalar olduğu söyleniyor. Doğru yani. Şöyle çiçekle beraber. Yanında da minik Yavuz'um var. Değil mi Yavuz'um? Evet. Bunların ikisi de çiçek. Hadi gel diğerine gidelim. Baba bak, baba bak, salıncak var. Aha. Ne güzel. Ama ıslak, sakın bilme, ıslanırsın orada. Niye? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Bir kokayım. Müthiş güzel. Harbi de güzel.